Sayın seyirciler, Brezilya'dan gelecek asbestli gemiyle gözler söküm yapılacak İzmir Ali Ağa'ya çevrildi. Bugüne kadar sesini duyurmaya çalışan işçiler gemi sökümlerinde asbestle karşı gerekli tedbirlerin alınmadığı iddiasında. Asbest Söküm Uzmanları Derneği de Ali Ağa'daki soru işaretlerine dikkat çekti. Bu ortamda o gemiyi sökmek katliam olur. Çevre Bakanlığı'na seslendi. Asbeste karşı yeterli önlemler elbette ki alınmıyor. Günde bir tane toz maskesi, ayda bir tane de filtreli maske veriliyor. Şu anki durumunda bu gemiyi orada sökmek katliam demektir. Yani rant mı hayat mı, bir sefere mahsus da olsa hayatı seçelim. Ölümcül dedikleri ne olduğunu benim de bilmediğim. Biz geminin herhangi bir tehlikeli atık olduğuna inanmıyoruz. Asbestli gemi gelmeden tartışması büyüyor. Gemiyi sökecek şirket, Ali Ağa yetkilileri ve bakanlık. Gemide 600 ton değil 9 ton asbest var, tehlikeli değil dese de dernek ve işçi temsilcileri ve hatta bazı işçiler asbeste karşı yeterli önlemin zaten bugüne kadar alınmadığını vurguladı. Gemi İzmir'de sökülecekse yapılacak testler ve söküm işlemi denetime açılmalı çağrısı yaptı. Bizim gibi normal çalışanlardan birini kağıt üzerinde asbestçi olarak gösteriyor. Bize toz maskesi verilerek asbesti bize söktürüyor. Asbesti söküyoruz. Bir taraftan da bir arkadaşımız hortumlu asbesti ıslatıyor. Gemi söküm işçisine bir toz maskesini bile çok gören bir zihniyet bunu ne yazık ki uygun sökemez. Çevre Bakanlığı İzmir Ali Ağa'da son 5 yılda 714 geminin söküldüğünü ve toplam 241 ton asbestin de bertaraf edildiğini açıkladı. Muhalefetin soruları üzerine. São Paulo gemisinin ikizinde de 760 ton asbest çıktığı için Hindistan tarafından sökümü reddedilmişti. Türkiye gemi sökümünde önde gelen ülkelerden ama işçi temsilcileri bugüne kadar asbestle mücadelede sınıfta kalındığını hatırlatarak tehlikeye dikkat çekti. Geçenlerde yaptığımız bir çalışma oldu. İşçi Ali Ağa söküm tesislerinden birinden bir numuneyi gizli olarak alıp bize gönderdi. Bakın bu malzemeyi çıplak elle koruyucusuz söktürüyorlardı işçiye. Kahverengi asbest dediğimiz amosit asbeste rastladık. İşte bu korkutan iddianın da belgesi. Ali Ağa gemi söküm sahasındaki işçilerin şikayeti üzerine Asbest Söküm Uzmanları Derneği'ne ulaşan numunede öldürücü asbest çeşidi amosit çıktı. Asbestteki lif konsantrasyonunun güvenli bir alt limiti yoktur. Yani şu konsantrasyondan daha az asbeste maruz kalırsanız bir zararı yoktur çıkarımı yanlış. Şirket yetkilileri gemideki asbestin işçiler tarafından değil uzman ekiplerce söküleceğini açıklarken işçiler bugüne kadar seslerini duyuramamaktan şikayetçiydi. Dışarıdan kıyafetli ekipler gelir, asbesti söker, poşetlere doldururlardı. Sonra o poşetlerin önüne bir fotoğraf çekinip çıkar giderlerdi. Gemide bulunan toplam asbestin %1'ine dahi tekabül etmezdi. Yönetmenler geleceği zaman önceden haber verirler. Topladığı çöpler akşamları yakılır, asbest atıkları, betonlar dalgalı havalarda denize dökülür. Ali Ağa'da biz biliyoruz ki da Çandarlı sahillerine gemi parçaları vuruyor. Tüm bu iddiaları ise Deniz Ticaret Odası Ali Ağa Şube Başkanı da sektörü karalama kampanyası olarak nitelendirdi. Patronlara zarar veriyor dedi. Paçavra diyeceğimiz bilinmeyen evraklar, bilinmeyen kelimelerle yola çıkılmış. Bu kadar yüklü miktarda asbestin söylenmesi sektörümüze ve buradaki patronlara çok zarar veriyor. Madem bu kadar rahatsınız, bizim denetimimize açın, bağımsız bir denetimi açın. Ne kadar asbest var o gemide orası muamma ama bakan 900 değil 9 ton diye açıklama yapınca radyoloji uzmanı Profesör Doktor Güner Sönmez'le görüştüm. Fark eder mi diye sordum. 9 ton da küçümsenecek miktar değil. Rüzgarla uzak noktalara taşınabilir ve kolay kolay temizlenecek de bir madde değil dedi. Suyu kirletir, toprağı kirletir, insanı da perişan eder dedi. Çünkü neden olduğu kanser hastalığının tedavisi henüz yokmuş efendim, aktarmış olayım.